Evet, dün Kurucova bölgesinde Kurucova'dan Erkene'ye kadar yüzlerce dönüm tütünü dünya doluda hasar gördü. Tamamen yok olmuş durumda görüldüğü gibi. Yüzlerce dönüm maalesef dünkü doludan hasar görerek tütünler yok oldu. Bunu takip edeceğiz. Yarın inşallah İl Tarım Müdürü'yle görüşeceğim, İlçe Tarım Müdürü'yle görüşeceğim. Bir hasar tespitinin yapılması lazım. Mutlaka bu zararı devletin karşılaması lazım. Devletin çiftçiye destek olması lazım. Tütün burada fakir fukaranın en önemli geçim kapısı, en önemli gelir kaynağı. O nedenle devletin mutlaka tütün üreticisinin yanında olması lazım. Birçok sorun yaşıyorlar. Üzerine bir de dolu yağması, dolu afetine gitmesi çiftçi bitirdi. O nedenle buradaki fakir fukaranın zararını devlet tarafından karşılanmasını talep edeceğiz. Bu konuda takipçi olacağız. Ben bütün çiftçi arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saygıdeğer Genel Başkan Yardımcım, biliyorsunuz siz her zaman çiftçinin dostu, fakir fukaranın yanında oldun. Siz bu memleketin cesur yürekli vekilisiniz. İnşallah bu yağan doluda zarar gören vatandaşlarımızın takipçisi olursunuz. Gereken desteği devlete takip ederek gereken desteği alması için bu konuda sizlere güveniyoruz. Çiftçim güveniyor. Buradaki çiftçiler ve varsa vekilimiz Veli Ağbaba vekilimizdir. Öbürleri gelmiyor, sormuyor bizi. Her zaman nerede bir çiftçi mağdur olmuşsa bizim cesur vekilimiz yanında olmuştur. Her zaman da yanımda olmaya devam edecektir. Buraya geldiğiniz için size teşekkür ederim saygıdeğer vekilim. Burcu olanlara geçmiş olsun dileklerimizi tekrar iletiyoruz. Geçmiş olsun İmam abi. Geçen sene 2021'de şu hortumların topunu 550'ye alıyor. Bu sene 1355 milyon. Bu hortumda verilen gübrenin torbası 25 kiloluk MOB gübresi. 240 milyona aldığımız gübre bu sene 950 milyona aldık. Mazot geçen sene 6 milyon 45 kuruştu. Bu sene 30 milyon. Yani her şey, millet her şeyini buna bağladı. Bu da böyle olunca hani diyor ya iş bilmem şudur budur. Yine millet öyle bir zor durumda ki bıçağı artık kemiğe dayanmış. Yani biz bunu ben kendi payıma tutunda da vazgeçti, her şeyde vazgeçti. Tekrar bu iktidar değişsin, başımıza gitsin. Evet. Her şeye memnunuz. Evet, Şahin abi çocuk buna yani bakıyor. Her şey buna nerede? Çocuk buna bakıyor ki okula gide. Kız buna bakıyor ki okuyacağını yapa, gelin ola. Ben buna bakıyorum ki abi ben bu çağa çocuğun ekmeğini muhafaza edeyim, çocukları perişan etmeyeyim. Bu vaziyette göz önünde abi. 1'e 5 ekliyorlar sağ olsun devlet. Yani 1 liralık bir aldığımız gübre veya kullandığımız elektriği 10 katına çıkarttılar. Adamlar saltanat sürüyor abi. Kölyede oturuyorlar. Hiçbir sıkıntıları yok. Onlara bakarsan her şey gülü gülistanlık. Ama abi gelsinler bir zahmet erken abi kontrol etsinler. A'dan Z'ye abi. A'dan Z'ye her şeyi bir incelesinler. Kendi kararlarını kendiler versin. 6 aydır buna uğraşıyor. Bunu emekçi bilir başkanım. 6 aydır. Bunu kölyedeki oturan bilmez. Bunu emekçi kardeşler bilir. Operatifte varmış o daha parası. Bu kendiliğinden bu şekilde olmadı abi. 3 ayda biz sadenin besliyorum. 3 aydır da buna bakıyorum. 3 ay öyle 4 ayda bu abi 7 ay. 6 aydır burada 7. aya başladık. Malı topluyor. 7 aydır abi bunun peşindeyiz. Çocuk gibi abi. Mesela dün bir tam hasata doğru Kurucova ve Erkenek'te bir dolu afeti yaşanmış. Gözümüzde de gördük hakikaten dolu vuran yerler çok felaket olmuş. Tütün kalmamış. İnşallah bunu gündeme getireceğiz. Ben ilgililere de, devlete de, İl Tarım Müdürlüğü'ne de ileteceğim. İnşallah zararların karşılanması konusunda elimizden geleni yapacağız. Bir an önce köyde de söylüyor, köylüler de söylüyor. Tütün hakikaten bir çocuğa nasıl bakıyorsunuz daha fazla itina ediyorsunuz. Sabahın dördünde kalkıyorsunuz. Gün doğuncaya kadar tütünle uğraşıyorsunuz ve yaklaşık
7-8 ay bu iş devam ediyor. Tam hasada yakın böyle bir şey yaşanmazsa büyük talihsizlik. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz hepinize, bütün hem Erken'e hem Kurucova'ya. Hakikaten bu insanların tütünden başka bir geliri yok. Bu bölgenin tütünden başka geliri yok. Ben o nedenle bir daha geçmiş olsun diyorum. Biliyorsunuz tütünle çok ilgileniyoruz, uğraşıyoruz. 2017'de ilk tütün yasaklandığı zaman hem sizlerin desteğiyle, hem Adıyaman'daki üreticilerin desteğiyle, hem de Doğanşehir'deki üreticilerin desteğiyle, hem de bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gündeme getirmemizin sonucunda o yasaklar, yani satış yasakları 2021 yılının Aralık ayına kadar ertelenmişti. Şimdi fiil olarak yasak devam ediyor. Üretim serbest, satışla ilgili kısıtlamalar var. Adıyaman Milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere de bu konuyla ilgili çok yoğun uğraşıyor. Biz de uğraşıyoruz. Herkes bilsin ki belki dışarıdan görenler bu tütünü yüzlerce dönüm, binlerce dönüm ekiyor sanır çiftçi. Ama çiftçinin de ekecek dönüm kaç dönüm en fazla? 5 dönüm 10 dönüm arasında ekiyorsunuz. Dolayısıyla bu 5 dönüm 10 dönüm, hatta Adıyaman'ın dağ köylerine gittiğimiz zaman 500 metre bir dönümde insanlar çoluğunun çocuğunun geçimini sağlıyor devlete yük olmadan. O nedenle inşallah bizim taahhütlerimizden birisi şu: biz tütünle ilgili bütün yasakları kaldıracağız, onu söyleyelim. Tütün üreticisini, tütün üreticilerini büyük firmaların altında ezdirmeyeceğiz. Çünkü bu insanlar devlete yükleri yok. Kendi doğdukları topraklarda ekim yapıyorlar. Kendi doğdukları topraklarda yaşıyorlar. Devletten iş istemiyorlar, aş istemiyorlar. Bu nedenle bu arkadaşlarımıza desteklenmesi lazım. Ben hem belediye başkan yardımcısı Mustafa Bey'e teşekkür ediyorum. Hem muhtarımıza teşekkür ediyorum. Hem de Kurucuovalılara teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yarından sonra bu işte uğraşacağımızı bilmenizi istiyorum. Hepinize geçmiş olsun dileklerimi tekrar iletiyorum. Umarım devlet zararınızı karşılar. Elektrik borçlarınız var. Hepsini biliyoruz. Borçlu olmayan kimse yok. Elektrik borcu var, mazot var değil mi? İlaç var. Var da var. Var da var. Ne yapar? Çiftçi ne yapsın? Önce ekecek, sonra onu satacak, sonra borçlarını ödeyecek. Borçlu olmayan kimse yok. Bunların da ertelenmesi lazım. Bir de elektrik maalesef hep konutlarda çok şikayet ediyoruz ama esas şikayet sulama da değil mi? Burası da hep sulama. 33 milyar gelmiş, bunu pazartesi günü ödemezsek hemen faizler biner. Bir gelip kesiyorlar değil mi? Kaç? Yeni, tek fatura. Bir aylık tek fatura. 33.766 TL. Çok daha konuşana bir numara iş yapıyor. Buraya söyle, buraya. Bir daha söyle. Dore vama, mırni. Evvel amirin. Korbone. Korbone vama. Bu klimin yoğun dedi. Tabi bu elektrik faturalarını da gündeme getirmek lazım. Çiftçinin belli bir geliyor. Yani konuttan çok sulama belki bilmez de ben bunu size söylemiyorum. Bizi izleyenlere söylüyorum. Sulama suyundaki elektrik maliyeti çiftçinin belini büküyor.